Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Yeni Güne Merhaba. Efendim, haftayı yarıladık. Güzel bir çarşamba günden herkese merhabalar. Süper FM'in süpersonik dinleyicileri, ben Zuhal Topal. Ben Mustafa Kotan. Maalesef yanımda yine bu arkadaş. Her gün bir ümit geliyorum buraya. Belki yoktur, belki gecikir, belki gelmez. Ama tek başına sıkılmaz mısın? Yok. Aa, bu yönetimle sıkılmayacağına emin misin? Fatihciğim var burada. Ne güzel arkadaşımla biz burada muhabbet ederiz. O şarkılar çalar. Ben sen olmasan sıkılırdım. Ay canım, ben de sıkıldım. Vallahi, şaka şaka. Vallahi bu falan gelmiyorlar be. Sen yönetim zaten. Yönetim bak çok konuşuyorsun. Hayır, bir tek Fatih'le tanışıyorum, bir yönetimle tanışıyorum. Başka kimle tanışıyorum? Kimle? Obama'yla mı tanışacaktın? Radyoda Obama vardı da ben mi tanışmadım he? Hoş! Kalkmayayım! Ya o yüzden. Evet. Onlar da sen sus. Daha bana ilk dakikadan nöbetçi çağırma. Efendim, fişek gibi zıpkın gibi bir program olacak. 9'a kadar hiçbir yere ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra döneceğiz efendim. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Zuhal. Efendim? Bana bu bölümde 009 de. Ne öyle kalem ucu gibi ya? Bak, James Bond 007 ya, karışmasın yani. 8 diyelim. O asal sayı değil. 9. Ya hiçbir şey beğenmiyorsun zaten. Sen yine Mustafa deneyin istedim. Peki Mustafa. İnanılmaz bir planım var. De bakayım. Mustafa Topaloğlu'nu Ay'a çıkaracağız. Bildiğimiz Ay'a. Sen hangisini biliyorsun? Ay, sadede gel. Ne amacımız ne? Amacımız iyilik yapmak, ırkımızın uzaylılarla kaynaşmasını sağlamak. Biraz acayip bir şey olmaz mıydı ama bu? Olmaz. Bülent Ersoy'u kullanacağız. Ha, şimdi oldu o zaman. Nasıl acaba Ay'a göndereceğiz? Öyle bir teknolojimiz mi var? Bak, biz gidemiyorsak o bize gelecek. Efendim? Ay'ı çekeceğiz. Ay'ı ya. Çekim gücünü kullanacağız. Ha, konuşarak mı acaba ikna edeceğiz kendisini? Bak, çok basit. İp atıp Bülent Ersoy'u çektireceğiz. Nasıl çeksin Mustafa? Günlerce aç bırakıp halüsinasyon yaratacağız diye. Ya olur mu öyle şey? Olur. Bal gibi olur, mis Hay gibi kadın olur. Kadın nasıl çekecek ya Ay'ı? Sadece Ay'a bakmayı zorlayacağız. Danalar görmeye başlayacak. İmkansız. O zaman Ay'ın üstüne projeksiyonda dev bir dana resmi yazacağız. Nasıl? O da çekecek ha? Zor bak, çekmek ne kelime. Zor. Fırlar bile, yemin ediyorum. Ay geldiği anda Mustafa abi Ay'a atlayacak. Dana olmadığını anlayınca bırakır ipi. Bıraksın. Mustafa abi artık Ay dediğim mi? Görevi tamamladık işte. E adam ne yapacak orada? Orada uzaylı bekleyecek, ne yapacak? Tek başına. He. Ay, sıkılmaz mı adam ya? Emine mi söyleteceğiz Ay'da ona? Uzaylılar sesi kapatmak için gelecektir, merak etme. Ha, sonra? Sonra da uzaylılar gelince uzay mekiğine atlayacak Mustafa abi. Hmm, başka? Ah, ne yapacak? Sonra da dursun uzaylılara... Uzay ırkıyla dünya ırkı karışacak sonra, ne diyorsun? Ben bir ara verelim, senin yüzünü birazcık su atmak istiyorum Mustafa. Çünkü bayağı bir saçmaladın. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekilme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Efendim, Allah ne verdiyse ana haber bülteni. Zuhal Topal'ın günlüğü devam ediyor. Çin'de bir adam sürücüden para koparmak için çırılçıplak soyunarak lüks bir aracın önüne yatmış. Para kazanmak ne zor görüyorsun, en zor. Ha, bu dolandırıcılık ya. Nasıl yani? Bak, Çin'de böyle bir yöntem varmış. Adı da Pengji'ymiş. Arabaların önüne atlıyorlarmış. Bana araba çarpıcısı verip araba sahiplerini dolandırıp yollamış. Vay sahtekarlar vay. Güzel yöntemmiş ama, sevdim. Ha, niye soyunmuş adam, onu anlamadım ben. Yiğidin malı meydanda olur düşündüyse. Mustafa. Ya bana niye kızıyorsun Zuhal, ben mi soydum? Ha, bir de soyunsaydın. Ya burada soyunmam, boşa gider, kimse görmez etmez. Halkın istemez. Ya Resulallah. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Efendim, İngiltere'de bir çöpçe tanıtım sitesi billboardlara astırdığı bir reklamla tepkileri üzerine çekmiş. Ne yapmış? Ne yapmış biliyor musun? Şimdi böyle bir Çinli kızın fotoğrafını koymuşlar. Demişler ki, sizin sevmediğiniz kusurlarınızı sevecek birini biz buluruz. E ne var bunda şimdi? Olur mu, kızmış insanlar yeniden, neden Çinliliği kusur olarak gösteriyorsunuz demişler. Ya ama onu şöyle yazmak lazımmış, biliyor musun aslında? Nasıl? Onun da meraklısı var, onun da meraklısı var. Çinli de seviyor bazıları. Nöbetçiler, nöbetçiler. Ateşle beni Skati. Seni bir ateşleyeceğim vallahi, seni göndereceğim Mars'a. Ya bonus bana bıraksana ya. Al hadi, söyle, neyse, konuş. Sağ ol. Çok iyi bir araştırma.
denk geldim. Allah Allah. Bekar olmanın başarı üzerindeki 7 etkisi. Zotterik bir konu. Sevmedin mi? Bak bence 10 numara konu ama ya. İyi hadi başla bakayım. Niye ben bu kadar başarılıyım sanıyorsun? Sen. Başarılısın. Değil mi? Şimdi seni üzmek istemem ki. Tamam ya, tamam tamam yani. Ya. 10 numara 5 yıldız bir insan, bir de söylediğine bak. Tabii canım. Söylüyorum. New York Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre bekar insanların hayatta daha başarılı oldukları gözlenmiş. Sebepleri alalım. Bekar insanlar daha sosyalmiş. Hmm. Bekar insanlar evlilere göre daha çok kişiyle tanışıyor. Daha çok dışarı çıkıyor ve çevreni daha çok genişletebiliyormuş. E ne var, herkes yapıyor. Evli insanlar da yapıyor bunu. Yani ne var ki? Zuhal'cığım, bekarlar daha fazla bireysel özgürlüğe sahip olduğu için daha başarılıymış. Nasıl bireysel özgürlük bu ya? Bekarlar daha çok spor yapma şansı bulduğu için daha başarılıymış. Hmm. Neyse. Doğru, bu saçmaymış be. Bu ne? Bana da saçma geldi. Diyor ki bekar kadınlar evli kadınlara göre daha çok çalışıyormuş. Erkekler ise evli erkekler bekar erkeklere göre daha çok çalışıyormuş. E bu normal. Ya bırak ne normali, bu ne anlama geliyor biliyor musun? Nedir? Kadınlar resmen daha az çalışmak için evleniyor. Nasılsa kocam bana bakar diyor. Ay saçma mı Mustafa? Ben senden daha çok çalışıyorum evli halimle. Ama sen hep haklı olmak zorunda mısın Zuhal? Ay çünkü saçmalıyorsun. O zaman ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Beni övelim. La havle ve la. Aman iyi tamam bir ara vereyim de gideyim aynada kendimi övdüreyim. Sen bir hamama git kendini övdür. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Süper Sabahlar. Efendim, ünlülerin evleri. Efendim, Mustafa ortadan ikiye yarılacak bu bölümümüzde kesin. Aşk olsun. Buyurun. Efendim, önümde şu an zengin ünlülerin trilyonluk evleri diye bir haber var. Kimlerin evleri varmış Zuhal'cığım? Var mı işimize yarayan biri? Kankalarımızın falan girip çömbükleyelim mi? Çömbük mü? Yemin ediyorum. Efendim, ilk zenginimiz Selena Gomez. Ama yabancı. Selena Gomez'in yazlığının günlüğü tam 8000 TL'ymiş. Gomez'e 8000 lira yani. Pardon. 8000 günlüğü mü yazdığını? Çok da değilmiş. Ha aynen öyle. Justin Bieber de 1.7 milyon dolarlık bir evde oturuyormuş. Evinde fitness salonu, kapalı havuzu, spa merkezi varmış. Kendisi bir spa olduğu için spa merkezi isabet mi olmuş bence? Bak seni parçalar ha Justin Bieber hayranları. Ama onun hayranları ben var. Ekmeğin arasına koyar yerim yemin ediyorum. Yani. Jennifer Aniston da 42 milyon dolarlık. Dikkat, 42 milyon dolarlık bir malikanede oturuyormuş. 42 milyon dolar mı? Vallahi billahi bu ne ya? Zor, ay bir şey oldu. Ne oldu? Tansiyonum. Oh gidiyor çok şükür. Lan bu karı 42 yaşında 42 milyon doları Frens'ten mi aldı? Oh bölüm başı 1 milyon al. Ya. Azmış be 42 milyon. Ya bak işte belli olmuyor. Bu arada 50 Cent'in malikanesi de tam 100 milyon dolar değerindeymiş. Ulan adama bak sen ya, 50 Cent diye yola çıktı. 100 milyonluk evde mi oturuyormuş bu şimdi? İşte bu durumlar böyle olabiliyor. Oleyiyor. Türklerden yok ama galiba listede. Bak adamın evinin içinde yüzme havuzu, sinema, disco, 25 tane de yatak odası varmış. Oha. Her şeyi anladım da 25 tane yatak odasını anlamadım. Yani ne var, ne olmuş? Ya Zuhal bak 50 cent diyoruz. 25 tane anca keser onu. Aslında anlaşılır bir şey. Doğru mantıklı. Ooo. Ya adam her saat bir günde birini geçse dolaşsa birini emmüklese yatak odasında. Ya ne kadar terbiyesiz. Nöbetçiler. Bir tane oda da kendine kalır. Nöbetçiler. Aa nöbetçiler de illallah gelmiş. Gelmiyor Allah. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Efendim şimdi magazine şöyle bir göz atacağız. Buyurun. Fatih Ürek Gürcistan'da sahne alacakmış ve yılan dansı için 40.000 TL alacakmış. Tıs! Mustafa. Kobra mı anakonda mı acaba? Ya niye böyle gaz çıkarır gibi ses çıkarıyorsun sen? Hayır o tıs şey, yılan tıs. Ha yılan tıs. Yılan selamı Fatih Ürek değil mi? Evet. Bir selam yani Fatih Ürek'e selam olsun buradan. Tıs! Ne oldu, kıskandın mı 40.000 TL'yi duyunca? Ama 40.000 TL valla ben kobramı oraları götürüp de dans etmem. Şu an bu adama nasıl baktığını bir görseydiniz keşke sevgilim. O gözümden çıkan alevleri, ateşleri, kıvılcımı. Şu an burnumdan duman, bir de masayı yumrukluyor. O mikrofonu yedireceğim sana Mustafa, doyacaksın. Gürcistan'a mı gitmişti? Evet.
Gürcistan'dan şimdi su yılanı görmek için 40 bin dolar mı vermişler Fatih Yüreğe? Verecekler. Ama ay bu Gürcistanlıların da işi gücü yok. Niye? Seviyorlar demek ki, sevilen bir sanatçı oralarda. Ya sevilebilir. Ben de severim Fatih Yüreğe. Hani iyidir. Yani hani kaliteli severim. Bir adam. Vallahi severim. Hani sohbet muhabbeti de iyidir de. İyidir evet. Ama ben buradan bir de Fatih Yüreğe çok parası var. 40 bin dolar için nereye gidiyor öyle ya? Kobra ile Anaconda ile dans etmeye. Oralar yılan dansı için. Niye bakayım? Arkamda Anaconda bir yılan çıktı değil mi? Arkamda duranlara bak Mustafa. Kim onlar? Ama Götürün Nurinçin'e götürün. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekilme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Geldik genç kızların güneşi, Merkür, Mars, Ayı, balık kaymağı, sucuğu, sosisi, yumurtası, menemeni, kızarmış ekmeği, Zuhal Topal'la ilişki durumuna. Sen acıktın galiba. Yok be, bakıyorum işte. Hadi bakayım, ışınla bizi çık, hadi. Önce adreslerimizi veriyorum. Twitter adresim Zuhal'in günlüğü. Mustafa'nın adresimiz. Benim Zuhal Topal, Mustafa'nın adresi Koz Yatağı, Bülbül Sokak. Valla Koz Yatağı doğru da Bülbül Sokak yok. Koz, Koz bak ya. Allah sokak. Snapchat'ın Instagram'ı Mustafa Kotan. İlk hadi sorunu bakayım. Soruyorum. Sor bakayım. İzmir'den Mehtap sormuş. Süle Mehtap. Diyor ki Zuhal abla, yan odadan kişneme sesleri duyuyorum. Kocam at aldığını söylüyor ama odaya beni sokmuyor. Sence kocam at mı almıştır yoksa eşek falan almış olabilir mi? Abo, Mehtap'ın kafa gitmiş ya. İlla bir hayvan olduğunu inanmak istiyor demek ki. Saçmalama Mehtapçım, adam niye odada at eşek beslesin? Hem attan inip eşeğe niye binsin adam? Hemen bir çilingir çağır Mehtap. O kapınlarda neler oluyor, neler yaşanıyor öğren. Belki at da çıkabilir biliyor musunuz? Yemin ederim yemlenirler o zaman. Yazık be, hayvan odada aç susuz. Ay hadi devam et, saçmalama. Mersin'den Saliha sormuş. Diyor ki Zuhal abla, kocam da tik oldu. Neresine dokunsam Nijerya kertenkelesin gibi dikiliyor. Sonra sinirlenip etrafa çatada patada patlıyor. Abla, bu adama başkaları dokunursa ben ne yapacağım o zaman? Adam dokunmatik olmuş Musti. Komple mi dokunmatik? Ne fark eder? Olur mu? Belli bir yeri dokununca dikeliyorsa. Ha, bölgesel dokunmatik yani. Ne bileyim, hani insan bir uyarı levhası falan alsın kocasına o zaman ya. Dikkat, ölüm tehlikesi gibi. Yok, dokunma patlamadık. Ay, nükleer santral mi bu adam Mustafa ya? Saliha Hanım, çok da kurcalatmayın bence kocanızı. Son soru. Evet. Kasımpaşa'dan şey sormuş Melike. Okuyabilsem bir de. Sevgilimin boxer değil de lastikli don giydiğini bir şekilde öğrendim. Çok soğudum. Ayrılsam mı ne yapsam Zuhal abla? Hani bu kadar şekilci oldu herkes ya. Ben olsam direkt ayrılsın ya. Lastik don mu kaldı be? Ama niye öyle damgalıyorsun? Geleneklerinden kopmamış adamcağız. Diğerlerine sahip çıkan bir demek yani. Biri demek yani. Hani ne yapacağım Zuhal şimdi? Burada bunu dediğine ben oturup burada lastikli don mu öveceğim? Öv bir bakayım. 200 TL'yi överim. 20 TL çalışır benden. Zuhal'cığım bak, beyaz kilotlu erkek dürüsttür, zekidir, çeviktir. Kilot lastiğinin belinde oluşturduğu tır tırtlı lastik izine gocunmayacak kadar benliğinin farkında. Ve özgüvenini tüm çıplaklığıyla sergilemekten kaçınmayacak kadar da cesurdur. Vay. Kilot giyen erkek mağrurdur. Akça pakçadır. Beyaz bir kilot siyah kasvetli batılı güçlerinin bizi empoze etmeye çalıştığı kültürlerini birbirine olan boxer illetinin karşısında saflığın simgesidir. Vay be. Amma uzattın, don lastiği gibi yaptın ha. 20 TL için bu kadar konuşulur mu boxer'ın arkasından? Ben boxer'cı değilim. Niye konuşuyorsun o zaman yarım saattir? Ben hiçbir şey giymem. Benim de anlamadığım bu. Nöbetçiler! Nöbetçiler, alın götürün bu densizi, edepsizi. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Süper Sabahlar. Ben bir şey söyleyeyim. Bak bugünlerde yemin ederim bir şarkı dinle ve içim yakıyor gidiyor. Hangisi? Yandı. İzin verirsen hani söyle. Bir arayayım, bir sesini duyayım. Arkadaşım bir şey yapayım ya. Ara. Vallahi açarsa ama. Tabii. Ama saat o açarmış mı? Açmazsa işte şey olmayayım mı? Açmazsa böyle rezil olursun. Gibi kalırsın. Allah'ım yardım et, arıyorum. Hadi ara. Dur arıyorum. Vallahi çalıyor ha. Hadi bakalım. Çalıyor. Alo. Alo Simge, günaydın. Günaydın, ne haber? İyi. Mustafa, ben valla telefon kayıtlı gerçeğiz. Şimdi kulaklarını çınlattık da Zuhal'le yayındayız. Valla ben olsam günaydın Simge, açmazdım telefonu Mustafa'nın ismini görünce. Sen demek ki iyi bir insansın gerçekten de.
sual yapmaz. Çok seviyoruz onu ya gerçekten. Değil mi? Çok şekil. Ben de seviyorum. Arada yani sabah ben de pek açmam telefonları ama şöyle gözümüzüyle baktım dedim yani kesin bir şey var, bir açayım şu telefon dedim. Günaydınlar efendim. Günaydın, günaydın. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor Simge? Vallahi çok yoğun, işten geldim. Ondan sonra gece çok geç. Çok yoruldum hafta, böyle çok çalıştık bu hafta sonu, böyle işte imza günü vardı, iki tane canlı konser vardı filan. Böyle bir yorgunluk da var. Böyle bugün de biraz dedim şöyle geç kalkayım falan ama uyutmadım beni. Ya, ya. Ama bir şey söyleyeyim. Şarkıyı o kadar seviyorum ki vallahi devamlı da söylüyorum zaten. Devamlı Twitter'da, Instagram'da paylaşıyorum. Şimdi çok de hatta ederim. Şey koyuyoruz zaten. Mışmış çalıyor şimdi de hatta. Ay ben çok seviyorum Mışmış'ı. Ay o çok eğlenceli. Çok ay, eğlenceli. Süper. Programda da çaldırıyorum. Kendim de söylüyorum evet, vallahi. Evet biliyorum. Ben de İnanılmaz yankı. O şarkının sözleri yazılırken zaten hep biliyordum bunların olacağını. Yani değil kadınlar, mi? Evet yani çok ilişki anlatan. Slogan gibi de, oldu. Ki, pelesenk evet. Oldu herkesin diline. Evet evet şükürler olsun ya. Çok yani keyifli bir yerinde Mışmış'la ilgili gerçekten. Yani çok. Sen de doğru sesler, doğru şarkılarla birleştiğinde çok güzel böyle sonuçlar çıkıyor ortaya bence. Evet, evet. Çok uğraşıyoruz. Hep seçiyoruz zaten. Süper. Çok yani kafa patlatıyoruz. Değil mi? Umarım bundan sonraki çıkacağımız işler de böyle güzel gider. İnşallah, çok isteriz. Ben iki çok gün önce Zay Simge'yle resim koydum. Altına da şey yazdım. Sorun sende değil, bendeymiş. Eyvah. Bu iyiymiş kapatacak. Ama bak seyitim aldı fena da değil, fena değil kendine. Evet bir gelişme var yani güzel erkekler tarafından böyle. Simge bir şey söyleyeceğim valla şimdi bir tane mesaj gelmiş he. Ne yapıyor, spor yapıyor mu diyorlar, nasıl koruyor diyorlar formunu. Valla yapıyorum, hatta bugün de gidip yapacağım. Haftada 3 gün pilates yapıyorum. Hiçbir şekilde spor yapmayı sevemedim. Ama bu pilatesi bir sevdim Zuhal. Anlatamam sana yani. Süper. Vücudum, oturuşum yani değişti, ayakta duruşum mi? Değişti. O kadar sağlıklıyım, hem ruhuma da çok harika, iyi geliyor. Harika ya. Buradan Süper FM dinleyicileri de valla feyiz alsınlar senden bak. Evet yani şu an radyoyu dinleyen bütün yani kadın dinleyicilere ve erkek dinleyicilere hani cinsiyet ayırmadan erkekler de yapıyor bu arada benim gittiğim salonda. Bir sürü erkek. Öyle mi? Tabii canım erkekler kadınlardan daha çok hatta yani son. Aydır falan bir çoğalma oldu. Hep çok böyle sağlıklı. Kadınlarla özdeşleştirilir ya pilates. Yani erkekler biraz da sanki çekiniyorlarmış gibi geliyor. Halbuki sporun çekinmesi olmaz. Bu sağlıkla ilgili. Kesinlikle. Bir şey. Bunu bir de Mustafa'ya söylersen çok sevinirim. Daha Mustafa iki gıdım yani, yürütemedim ya, şunu. İki Mustafa ağırlık kaldırtamadım. Zaten yani canım benim o kadar yoğun ki o nasıl yapacak? Yani ben de çok böyle... Yılların yoğunu, yılların mutsuzu, yüzyılın yalnızı. Yılda bir kere yapsa yeter o yani. Ya yılda bir kere. Bir şey söyle şimdi bunu hadi kadın dinleyiciler için konuştu. Bak vallahi birine yazmış biliyorsun ki demiş ki yani erkek arkadaş olduğunu biliyorum ama bunu sormak durumundayım. Evlenmeyi çok düşünüyor mu diyorlar. Ben sormadım. Ben diyorlar. Tabii ki çok düşünecek bir adam. Zamanımız olduğunu düşünüyorum. Ben bugün nikah takıyabilirim sonuçta ama her şeyin bir zamanı olduğunu düşünüyorum. Onun işte daha yeni babası vefat etti. Ben çok yeni babamı kaybettim. Böyle işte işlerimiz çok yoğun. Böyle hayata tutunmaya çalışıyoruz. O kendi işlerinde çok başarılı, yani çok yukarılara çıkacak. Beni de çok yukarılara taşıdı sağ olsun. Böyle bir adam Allah nazarlardan korusun. Kimsenin başına gelmez. Dürüst, güvenilir. Gerçekten kadınların en büyük derdi zaten. Zuhal de hep bunları konuşuyor zaten yani. Hepimizin derdi gerçekten güven meselesi, saygı. Çok önemli, çok önemli. Maalesef bizim ülkemizde bunlar böyle çok aşağıda. Sadece bize sevmek var ama sevmek de zaten maalesef kurtarmıyor yani durumu. Yetmez, çok evet, severek evet, ayrılan evet. Var. Maalesef, maalesef. Sen ne bileyim bir şeyler yeteyim vardır böyle zamanı, güzel. Her şeyin doğru zamanı. Tabii o yüzden de ben tabii ki çok istiyorum. O da çok istiyor. Günü geldiğinde böyle şöyle ikimiz de kendi hayatımızda işlerimizi tam anlamıyla kendimizi idame ettirmeye başladığımız günde böyle orada artık mutlu gün gelecektir inşallah. Evet gelecek. O kedi buraya gelecek. O kedi buraya gelecek. İyi ne diye Allah mutlu mesut etsin diyeyim bari. Abi herkesi çok böyle. Simge'yi şimdi başkası olsa evlenme diyeceğim de. Simge'yi sevdiğim için hani mutlu olsun istediğim için evlen diyeceğim. Ne yapayım? Ben de seni seviyorum ama evlen diyemiyorum sana. Yok kimse bari Simge'yi şey sevdiğim etrafında. Hiç önemli değil. Biz sana bakarız yeterli. Ya. Ay terbiyesiz. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya ne var Zuhal? Vallahi nöbetçileri çağırırım şimdi. Ya ne Simge yabancı mı yemin ediyorum. Kız güzel onun etrafında Allah güzel Allah, kızlar var. Allah Allah ne kadar ayıp Mustafa. Ben yönetmenim radyocum daha ne var ya. Param var maaşım var. Allah lütfen. Evim arabam var ama metrobüse binmeyi tercih ediyorum. Sabahlar çok trafik olduğu için. Ay özgürüz işte. Evet. Bu daha da güzel. Ben seni bu yüzden seviyorum zaten. Senin hiç böyle parayla bilmem neyle bir işin yok. Hiç. Sadece mesela radyoda çaldığın şarkıda
sadece kendi zevkin olduğunda çalıyorsun ve ben bunu çok iyi biliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Simge valla sabahın ya görünümde. Ya ben çok teşekkür ederim. Uyandırma hayatını iyi bir diyeceğim ama güzel oldu sohbette yani. Çok güzel oldu Simge. Teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir dostum. Zuhal seni yanaklarından öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Kocaman öptüm ikinizi de. Öpüyoruz. İyi yayınlar. Çok. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay canım. Bay bay. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Zuhal, dünyanın en hızlı arabası bir bakalım kaç basıyor? Ay hiç ilgilenmem ben bunlarla. Tahmin et bir ya. Ay ne bileyim ya. Tahmin et. 250 mi? O ne be bebek arabası gibi? 280. Çık çık. Çok mu çıkayım? Ne kadar çıkayım? Bayağı çık. 400. 413 kilometre Zuhal. Vuuu ne ya uçak gibi. Yeminim şöyle bir arabam olacak var ya. Ne yapardın ki? Ne yapardım? Metrobüsüne hızla geçerim de milletin ağzını suyunu akkıtırdım. Ama ayıp değil mi öyle insanları gösteriş yapmak? Ya ayıbın yolu kayıp Zuhal. O ne demek şimdi be? Şimdi ben metrobüsteyken millet yanımdan geçiyor ya. Hmm. Bana ayıp olmuyor mu o zaman? Ama bırak onların ayıbı onları ayıbı olarak kalsın. Kalmasın, kalmasın. Benim ayıbım olsun bu. Ben bu tarz ayıplara karışmak istiyorum Zuhal. Ama bu kadar hız yapan araba üretmemeliler ya. Bana çok tehlikeli geliyor. Ya Zuhal, vallahi böyle konuşma ya. Nasıl tehlikeli? Ya nasıl tehlikeli değil? 413 kilometre ne demek? Allah korusun en ufak bir böyle bir direksiyon hakimiyetin kaybetti. Dikkati dağılsa aman Allah, hafazan Allah. Öyle diyorsun, o arabayla ne hatun götürülür var ya. Bak, kafa nelere çalışıyorsun. Oh, oradasın. 413 kilometre. 413 kilometre tamam, basıyor. Tamam araba şey. 413 basıyor içindeki ne yapacak? Ben söylemeyeceğim kaç bastığımı. İçindekini ne yapacak? Hayır tövbe yarabbim. Gene bak şarkı ben onu demiyordum. Özür dilerim. Valla şu nöbetçilerle bir beraber program yapıyorum burada neredeyse. İçindeki hayır. Adamı ne yapacağız? Karakteri, kişiliği. Efendime söyleyeyim bir insana bir kadına neler verebileceğini tartışalım. Bırakalım arabaları hızlarını. Bir şey söyleyeceğim bak. Sen kaç yıldır zaten arkadaşın. Sen herkesi kendin gibi düşünmekten vazgeçeceksin. Şu anda benim 413 km kilometre basan arabam var desem kaç kişi bana mesaj atacak biliyor musun? Nöbetçiler seni çağırıyorlar Mustafa. Dışarıda buluşalım diyorlar bu sefer değişik. Vallahi onları da alır. Bindiririm arabaya görürler yemine bir daha. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Evet, şöyle bir haberleri dolaşalım bakalım neler varmış. Zamana göre değişkenlik gösteren popüler isimler klasik isimlerin pabucunu dama atamıyormuş. 5 büyük ilde yapılan istatistiklere göre yeni doğan kız çocuklarına en çok Zeynep, erkek çocuklarına da Yusuf ismi koyuluyormuş. Şimdi bak Zeynep klasik ama güzel bir isim. Şimdi hakkını vermek lazım da. Hmm. Bir Şaziye değil, bir Sabriye değil. Ha Şaziye ve Sabriye'nin nesi var? Gayet güzel isimler. İyi de biraz retro onlar Zuhal. Bak şimdi Zeynep geçmişten geliş eskimeden devam eden bir isim. Hmm, 90'larda bir cam furyası vardı. Mustafa niye dağıldın? Berkcan. Abi niye güldüğünü söyleyeyim ki yanlış anlaşılmasın. Efendim benim özel bir detoks içeceğim var da. Böyle ıspanağı, vişneyi falan blenderdan geçirip yaptım. Onu içiyordum da. Onu bir katı şey, bir şey mi o? Birazcık katı olmuş. Bu kadar olmaması gerekiyor da. Kaşık getireyim de kaşıkla var. Bir şey söyleyeyim. Allah bu kadar sağ olsun. Her gün bir olayımız var ya Mustafa ya. Ne var? Niye konsantrasyon? Hayır. Gördüysen gördüm. Bıyık oldu da bende bu içeceği içince. Bordo. Ben göz temas kurmadan konuşamıyorum da. Bir baktım dudağın. Korktum bir şey oldu diye. Üst dudağın üstünde bir şey. İki parmak. Beni niye rezil ettiyorsun yani? Niye açıklarımı, foyamı ortaya çıkartıyorsun? Aa, hep siz mi yapacaksınız Zuhal Hanımcığım? Lütfen yani. Vay, demek intikam zamanı. Peki benim onun tadını bile merak etme. Ben tat diye veririm ama hepsini bitirirsin sen. Zaten bu benim sabah kahvaltım ya. Gerçekten vişne, ıspanak var. Azıcık şey toz tarçın. Efendim badem sütü çaya, bir çay şey bardağı. Ondan sonra 4 tane çilek. Evde çilek yoktu, ben elma attım. Blender'dan geçirip hüpürdetiyorsunuz, afiyet olsun. Ama bir şey, sen zaten mesela iyi formun. Sen hayır bu formun için değil. Korumak için mi? Hayır. Tabii ki korumak için de ama bu böyle mideye, bağırsaklara, işte iç organlara çok iyi geliyor. Nasıl ya? Sen bunun üstüne tavuk döner banar öyle yersin tabii. Ben var ya bunu da ekmeğin arasına koyup yerim. Marmelat gibi bir şey. Yarım sağlık, çeyrek. Bu kadar sığ.
Ne yapayım onunla bura? Vallahi dur yiyelim. Aa yiyebilirim, saat 9 oldu. Aa, bitirelim. Senin bir tadını yüzünden... merak edin. Bir kaşık alacağım. Hadi al al. Efendim bugünlük de programımızın sonuna geldik. Gonca gonca gül derdik. Yarın yine sabah 7'de Süper FM'de buluşmak üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Zuhal Topal'ın günlüğü.